Madem ki bir İtalyan bisikleti topluyoruz dedik, bir İtalyan kadrosu satın aldık dedik, o zaman kaideyi bozmayalım. Aktarım organlarını da İtalyanlardan seçelim dedim ve Campagnolo'nun Centaur setini aldım. Centaur, Campagnolo'nun başlangıç seviyesi, giriş seviyesi seti diyebiliriz. Zaten 4-5 tane seti var. Hepsinin de fiyatları cep yakacak şekilde. Fakat bu set Campagnolo denemek isteyenler için birebir 105'e muadil olan bu setin fiyatı da 105'ten 40-50 dolar daha yukarıdaydı. Şimdi ilk etapta Campagnolo firması ile ilgili size kısaca bilgi vereyim. Campagnolo firması 1933 yılında Tullio Campagnolo tarafından, yine kendisi eski bir yarışçı, İtalya'nın kuzeyinde Vicenza şehrinde kurulmuş bir firma. Campagnolo öncülüğüyle tanınan, 135'e yakın patenti hala elinde bulunduran öncü bir firma. Ve Campagnolo firması ile ilgili bilinmeyen bir şey daha. NASA'dan Alfa Romeo'ya, Ferrari'ye kadar zamanında 1950'li ve 1960'lı yıllarda parça üretmiş bir firma. Magnezyum parçalar üreten bir firma. Şimdi komponentlerini incelemeye başlayalım. Tek tek bakalım Shimano'dan ne farkları varmış Campagnolo'nun. İlk olarak ayna koldan bahsedelim. Ayna kol ikiye kırılmadı arkadaşlar. Bu Campagnolo'nun ayna kollarının bir özelliği. Shimano'da hatırlayacaksınız, tek parça bir ayna kol vardı. Sağ tarafta dişli tarafında uzun bir mil vardı Holotech'te. Sol tarafta da crank kolu vardı. Buna takıyordunuz. Bunda tam ters. Ortadan böyle üzerinde tırtık var, öpüşüyor ve aradan onluk bir alyanla sıkarak birbirine yapıştırıyorsunuz ki bu şu demek oluyor. Şimdi Shimano'larda buraya yük bindirdiğinizde burayı aşındırabiliyor, fakat burada yük eşit olarak dağılıyor. O yüzden bu konuda bence Campagnolo Shimano'dan daha başarılı. İkinci olarak arka ruble kasetten bahsedelim. Kasette bunda çelik tercih edilmiş. Biliyorsunuz çelik sağlam, rigid bir malzeme. Kolay aşınmayacağı için bana göre Shimano'nun alüminyum malzemelerine göre daha iyi. Bir dezavantajı var. Şu ağız kapağını özel bir anahtar gerekiyor. Shimano'nun anahtarlarıyla açamıyorsunuz. Bu da bana göre dezavantaj. Standart olsaydı çok daha kolay. Ekstradan şöyle görüyorsunuz bir alet daha almak zorunda kaldım. Bunu almak zorunda kalmayacaktım. Tabii ayna koldan bahsetmişken bu arada atladık. Dolayısıyla bottom bracket dediğimiz göbekte farklı. Shimano Holotech'te rulmanlar göbeklerin içine çakılıydı. Bunda rulmanlar ayna kolun üzerindeki millerde çakılı. O yüzden şöyle sadece iki tane orta göbek kapağı gibi şu görünümde böyle Holotech'e benzeyen şeyler geliyor. Ama bunda Holotech anahtarlarını yine kullanabiliyorsunuz. Bunu da yine en azından standart yapmışlar. Arka aktarıcıya geçtiğimizde arkadaşlar, arka aktarıcı açıkçası ben çok fazla tipini beğenmedim. Estetik olarak Shimano'nun arka aktarıcıları kesinlikle ve kesinlikle çok daha estetik duruyor. Bunda biraz daha böyle siyah mat bir plastik kullanılmış. Biraz şöyle önde B vidası olsun, işte limit vidaları olsun, biraz daha farklı bir yapıya sahip, biraz böyle kaslı bir görüntüye sahip. O yüzden bana göre arka aktarıcı mekanik olarak illaki iyidir. Ama bana göre Shimano'nunki daha estetik duruyor. Ha, bir şeyi şurada, şu tel gerdirme vidası, bunda metal yapılmış. Shimano'larda bunlar plastik oluyordu. Çok çabuk, özellikle vites ayarı yaparken çok çabuk aşınıp kırılabiliyordu veya bozulabiliyordu. O yüzden 50-50 diyelim. Bir estetik olarak Shimano bence Centaur'da aktarıcı konusunda daha iyi, ama mekanik olarak illaki Campagnolo Centaur daha iyidir. Ön aktarıcımızdan bahsedecek olursak arkadaşlar, ön aktarıcı çok böyle ağım şağım bir fark yok. Neredeyse 105'lere, Ultegra'lara benzeyen bir ön aktarıcıya sahip. Bu arada Brazon kelepçe bisikletin kadrosunun içinden çıktığı için buna ekstra, eğer sadece bunu alacaksanız ekstra da kelepçe almanız gerekiyor. İçinden kendi kelepçesi çıkmıyor maalesef. Zincir, yani iletim elemanı olarak zincire geçecek olursak arkadaşlar, zinciri Shimano'nun zincirlerine, KMC'nin zincirlerine benziyor. Ya muhtemelen bunu da KMC üretiyor, fakat
Bunun açmak için kendine özel bir anahtarı varmış. Ben de bilmiyordum bunu. Bunun anahtarları bizim bildiğimiz anahtarlardan biraz daha farklı oluyormuş. Bunu da bizim Aydın'dan öğrendim. O kampanya olayıyla çok haşır neşir olduğu için bu konuda inanılmaz tecrübeye sahip. Fakat öğrendiğim başka bir şey, zincire özel anahtar gerekmesine rağmen pimini ittirmek için şöyle bir avantajı varmış. Bizim KMC'nin missing linkleri buna oluyormuş arkadaşlar. Şimdi Shimano'dan farklı en önemli parçasına, yani STI'ye geldik. Centaur STI kollarda, özellikle Campagnolo'lar daha doğrusu STI kollarda Shimano'lardan çok farklı. İlk etapta yapısından bahsedelim. Yapısı, dizaynı Ergo Power denilen, şöyle görüyorsunuz, hafif kavisli, tam böyle bileğe oturacak şekilde tasarlanmış ki. Ben Campagnolo kullanan kimle konuştuysam uzun yolda bileklerin hiçbir şekilde ağrı hissetmediğini, çok rahat ettiklerinden bahsediyorlardı. Bu da bu dizayn şeklindeydi. Mekanizmasına geçtiğimizde yine Shimano'daki gibi iki tane görüyorsunuz, bir fren kolu, arkada bir tane de ittirme kliği var, fakat burada bir tane daha var. Şimdi bunun Shimano'dan farklı olarak arkadaşlar, hatırlayacaksınız, Shimano'da vites düşürmek için fren koluna sola basardınız, altındaki kolu da sağa düşürdüğünüzde vitesi yükseltirdiniz. Bunda olay tam tersi. Bunda üst taraf hiçbir şekilde oynamıyor. Fren kolu oynamıyor. Ki bence bu büyük bir avantaj. Çünkü ben mesela yokuşta vitesi düşürmek için basarken fren yaptığım falan oluyordu. Hızım kesiliyordu. Sinir oluyordum. Bunda öyle bir dert kalmayacak. Aşağıdaki kola bastığınızda vitesinizi düşürüyor. Yukarıdaki kola bastığınızda da vitesinizi yükseltiyor. Yani ne yapıyor? Zinciri aşağıya doğru düşürüyor. Tabii bununla ilgili kullanmadığım için çok fazla yorum yapamayacağım. Hani kolay mı değil mi? Bunu da kullandıkça zamanla sizle tecrübelerimi paylaşırım arkadaşlar. Son söz olarak çok fazla yorum yapamayacağım. Çünkü tecrübe edemedim. Fakat okuduğum yorumlarda Campagnolo Centaur'un Shimano 105'ten çok daha iyi olduğuydu. Fakat iki grup vardı okuduğum yorumlarda. Bunlardan biri vites geçişlerinin biraz daha sert, kemikli bir yapıya sahip olduğunu söylüyorlar ve bundan hoşnutlardı. Bir kısmı da Shimano'nun çok daha yumuşak vites geçişlerine sahip olduğunu, Campagnolo'da bu konuda hoşnut olmadıklarını söylüyorlardı. Önümüzdeki hafta yeni bir konuda karşınızda olacağım. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.